Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda 2013 gezi sonrası notlarımın devamını yapacağım. Şeye gelmiştik. İşte gezi Haziran 3-4 ay. Biraz da ben ayıkladım bunları. Hatta bak şu 15 Mart 2013 yani gezi öncesi. B tipi altın fonu %38 ile en fazla kazandıran oldu. Abi zaten ONS 2012'de çok iyi gitti yani. Bu Ömer Bey ne yapıyor artık yani, hala fon yönetiyor mu bilmiyorum da belki leasing'e falan geçmiştir. Banka kurumlarında hep böyle şeyler oluyor çünkü. Ama tabii hani sakalımız da var, gene sözümüz dinlenmiyor nedense. Gerçi bunun değiştirilme tarihi, he bak Habertürk 2011'miş bu. 2010. Bu gram altın mı? Ons altın mı? Ha, bu gram altın. Fonlar hep gram altın. Emtiaların oldukça popüler birer yatırım aracı olarak karşımıza çıktığı son günlerde. Yılbaşında dolar 1.37. O altın, pardon, 1370 altın ons fiyatı 1900 dolara kadar çıkmış olmasına rağmen 1650. TEP Portföy Genel Müdürü Ömer Yenidoğan. LinkedIn'i çıkar mı acaba bak. 2010 ve 11 Ekim az. Bak doğruymuş bu tarih. 20 Kasım 2011. Bu da şey işte Ekim diyor. Kasım sayısı büyük ihtimalle bir Habertürk'ün. Bu da TEP. Bu da TEP portföy. TEP olarak Türkiye'de ilk uluslararası emtia içerikli fonu çıkaracağı. Bir de şey söyleyeyim. Foncuların derdi yine Ömer Bey. Aynı adam. Foncuların derdi para toplamaktır. Yani 100 milyon lira, yani vatandaşın 100 milyon lirasını, işte 100 bin kişinin mesela ya da 1000 kişinin 100 milyon lirasını 100'er bin liradan 200 milyon yapmak değildir. Üstüne 200 milyon toplama, 100 milyon daha toplamaktır birinci önceliği. Çünkü bu işin raconu büyük fon yönetmek. İster B tipi likit olsun, yani büyük fon büyük. Mesela o zaman diyorum ya, B tipi falan vardı, böyle A tipi. İşte %25'ten fazla hisse olabiliyorsa A tipi, yani o riskli falan. Ama mesela bu mesela %3'ten aşağı değildir bu altın fonunun yönetim ücreti. O zaman bir serbesti vardı. Mehmet Şimşek geldi tırpanladı hepsini. Yoğun ilgisiyle bir de şey vardı. Hani bu TEP fon, ya yani işte bunu almak için TEP bir altın fonu almak için işte TEP saklaması, ya TEP'te ya da saklamasını yaptığı işte fon nerede kuruluysa orada hesap açıp parayı oraya yatırmanız lazımdı. Şimdi değil. Yani oradan tefas iyi. Yoksa küçük yatırımcıya biz öğrettik. İşte bizim sayemizde fonlar büyüdü falan, böyle şeylere gerek yok. Yani nerede şimdi TEP fon? Yani 10 yılda tam 10 yıl olmuş işte. Hani kazandırmıştır. Ama şöyle bir şey var. 10 yılda %1000 kazanmak için o sana bakacak, sen ona bakacaksın. Yani yatırım işi biraz zor. Çünkü arada para alamıyorsun. Zor kısmı o. Bunu yanlış bastım ya. Bu kaydileştirilmeyen, bunu salla. Kaydileştirilmeyen paylar falan. Bu neymiş? Aa, saha derecelendirme hala var mı ya? Var herhalde. Tıpraşık. 9.37 almış. Önemli değil. Ya bir de şaşırdığım şey oldu. Mesela bu kadar bakıyor muymuşum ben mesela ara dönem faaliyet raporu. Bu kadar bakıyormuşum demek ki. Gerçi bunları bahsettim galiba, bu Sergio Marchionne'den rahmetli, Mustafa Koç da rahmetli. Temel ticaret bu, Pire Koç Holding işte. Fiat Auto Koç Holding falan filan. Ben işte Vehbi Koç'un kitabını okudum. Suna İnan Karaç'ın kitabını da okudum. Anılarımla. Ya bayağı bir kitap okudum ben ya. Şeyi falan da okudum. Erol Toy'un şey romanı vardı. İmparator romanı. Onu da okudum ya. Hem de okuyalım 5 seneden fazla vakit oldu. Bak ana gösterilerde 2.12. Satış gelirli. Bak dolar. Dolar düşük olduğu için
Şimdi dolara vursam bunları düşük bir sayı. Gene bu kadar bir sayı. Tabi bu bile çıkmadığı için artık kimse dolar yazmıyor diyorum ya bak. Lan gene haklı çıktık. Yani çünkü kafadan sallamıyorum. Hani Google'a yazmıyorum. 2011'de piyasa nasıldı? Hisse senedi nasıl seçilir? Orada yazmış Kerkeniz'in biri şöyle seçilir. Bu da binlerce takipçisine böyle seçilir diyor. Halbuki öyle seçilmez. Yani diyorum ya 90'larda çocuk olmak, çocuk olmuş olan biriyle hani internetten 90'larda çocuk olmak diye böyle dönem ödevi hazırlar gibi ya da işte okula hazırlar gibi yapan 2000 doğum mesela ben de tahtalı dönemi hiç görmedim. Hani ispirtolu kalemle işte tophane falan ama bana 2 hafta verin. Görmüş yaşamış gibi anlatırım size ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıp yani. Bırak onu yaşamış anlatsın. Bilmiş. Bak öz sermaye getirisi %33. Yani tabii piyasa değeri olarak çok çok yukarıda şimdi. 60 milyar TL falan. Ama geçen sene mesela 30 bile değildi. Bütün yani 10 katı gittiyse 3 katını zaten şeyde yaptı son yılda. Bu da mesela bu ne mesela bu %18 iyi. Yani niye? Çünkü bak bu ikili buna ne diyorlar? Buna negatif kontrol diyorlar. Ya da ben şeyden uydurdum neydi o? Wall Street filminden negatif kontrol. Yani bunu alırsam bak paylarda imtiyaz falan da yok. Buradan alırsam kimin borusunu? Tabii bunların ikisinin arasında üç bağlayıcı sözleşmeler var. Yani bu ikisi aynı oy kullanabiliyor falan. Pay satılacaksa aynı anda satıyorlar falan filan neyse. Ama bu güzel bir halka. Yani bu düşük falan değil. Hatta güzel. %38 olsa bak belki o kadar prim yapmazdı. Önemli. Yani Ford Otos ne bu unvanı? Şirketin unvanı yazmıyor burada. Ya burada yazmışlar işte ilk yerli binek. Bunların hepsi aynı zaten. Yani şimdi aç gene aynıdır buralar. Ford Transit'in öncü üretim merkezi gene aynı. Yani şey böyle hani incelemiştik. Hani burada inceledin. Aradan 8 yıl geçti. Sonra yani burada para kazanma gel işte biz elektrikli transit için şu kadar yatırım yapacağız deyince al sonra kazan. Yani illa inceleme. Yani şimdi kazanmadın Deva Holding'den. Seneye kazanırsın bir ara. Hani var ya böyle. Bunları okuyun. Adam okuyor. Para kazanamıyor. Şimdi de geri gidiyor işte adamlar. Ya param çıksın gideceğim diyor. Git. Niye geldin ki? Bak. Toplam motor pazarı. Hala bu kadar. Yani 1 milyon olmadı. Perakende satışı yardımı 112 bin. Ne demek bu? İhracat satış yazımı 200. Bu niye K yazmışlar? 3 milyar dolar satış mesela. Gene dolar bak. Temel bazı. Bu da 250 milyon dolar olduğu için bak yatırım harcamasından çok temettü ödemiş. Yani yatırım harcaması bayağı yüksek. Yani Tüpraş'ın bu kadar yatırım harcaması yok. Ama Ford'tur. Tüpraş'tır. Mesela kısa tarih. Hep aynı abi. Adam Webcoat 1901 doğumlu. Yani benden 2 yaş küçükmüş Ford bayiliği aldığını. Hatta babasıyla bana çok kavga etmişler. Yani sen paranı bitireceğim falan diye. Babaların şeyi bu galiba. İşte paranı hatta Webcoat'un babası da zaten böyle kira geliriyle geçinen falan biriymiş. Yani şeyi Suna Kıraç'ın kitabında yazıyordu. Yani benim dedem böyleymiş falan hani. İşte koç, yüzlerce koç var. Onların şeyi, kiralar var falan. Benim kuzenim koç lisesini bitirdi. Ne zamandı? 2 sene önce mi? 2019'da galiba. Şey vermişler. Neydi Suna Kıraç'ın kitabının adı ya? Ömrümden uzun ideallerim mi var? Hayallerim, ideallerim galiba. Ömrümden uzun ideallerim var falan. Ben o çocuğa 2 sene önce vermiştim o kitabı. Oğlum dedim bak piyasa abine 2 sene geriden takip. Tabii şimdi bak. Şimdi ben Google Earth'ten baktım buna. Buralar falan da dolu artık yani. Bu tamam hani. Buraya bakıyorsun Google Earth'ten bak. Bir de şurada otoport falan var. Yani buralar da dolu. Tamam bu bir iskele. Bak bu gemiyi taşıyan pardon araba taşıyan gemi böyle şey gibi. Kruvaziyer gibi ama böyle buraları kapalı falan. Artık içinde kaç kat varsa. Ya 320 bin adet yıllık ama mesela kapasiteye gelmiyor. Şey de kapasitesinin altında çalışıyor Topaşık. Temel atma töreni 2012 mi? Yeni üretim merkezi. Bunu bilmiyordum bak. Ya bu dönem zaten şeyin falan da şeyi vardı. Neydi o?
Türk Traktör'ün Sakarya fabrikası falan inşaat. Ama ya en kötü dönemde çok paran varsa çok iyi kazanıyorsun ya. Böyle hani ya bugün de mesela şuradaki para şu oldu. Tamam oldu abi, olmuştur yani. Hani burada da şimdi şuradaki para şu oldu, hesabı mı yapalım 2013'ten? Oldu. Yaptın mı kendi paranı? Yaptıysan Allah bereket versin. Tamam ya. Adam yaptığı işlemi sürekli önümüze. Mesela ben de hani Varant'ta bir işlem yaptık 10 ay önce. Güzel işlem. Koyduk işte. İbret olsun diye. Bak mesela sürdürülebilirlik yapıyor. Geçen bir tweet, hangi şirkette hatırlamıyorum gene. Abi aslında piyasa aldığını övmese, hani piyasanın tek bildiği aldığını övmek. Tamam mı? Yani artı yönlerini koy, eksi yönlerini koy. Millet karar verir. Ya ortaya bir şey koyacaksan. Adam aldığını övüyor ya. Kaç tane şirket var sürdürülebilir raporu yazdı. Al. Ya, BIST30'un hepsi yazdırıyor abi. Geçen Migros'unkine baktım işte. Bak gene bir sürdürülebilir raporu. Pardon, bu aynı zaten. Üçüncü çeyrek sunum. Bu neymiş? Ya mesela Kartonsan tepelere giderken şey diyor, bir tane tweetler düşüyor böyle. Yüzlerce fav alınca düşüyor. Hani senin de timeline, onu da anlamadım. Ya şurada 2013-2014'te Twitter ne güzeldi ya. Hatta retweet ettiğin mesela şimdi retweet ediyorsun. Yüzlerce fav geliyor. Sana bildirim geliyor işte retweet ettiğin. Şunlar favladı diye. Şurada mı burada mı? Karton sana amma şey yapıyorlar diye. E-ticaret gelişiyor. Bir de nerede ambalajcı görseler e-ticaret diyorlar zaten. Ulan sanki e-ticaret yapan adamların da karton hani tedarik edemiyorlar. Karton sana gelecek. Ne bileyim, bir şekilde para kazanıyordur işte şeyler yani. Ah buradan al. Ah buradan istediğin kadar al. Hadi bir daha bir incele de. E-ticaret gelişmiyor amına koyayım burada. Burada mesela hiç gelişmemiş. Burada satmak için alıcı çıksın diye. Ve tabi buradan ya şey, çünkü al Aselsan'ı al. Al babam al. Al babam al. Al babam al. Ha tabi Aselsan kötü örnek oldu. Şimdi al babam 19'a çıkar, gene burada alıcı bulursun. Ama Kartonsan'da bok bulursun hemen. Bir de şey, zaten sen almaya başladıkça piçin biri satmaya başlar ya da satmaz bile. Biri Ali aşağıya alış yazar. Veli de o alışı karşılar. Bir şey satmaz olmaz da ya. 50 bin lotu çevirip senin paranı yarıya indirirler. Gibi hani. Bak mesela bu kadar Avea var. TTNet var. Bir bankadan, Citibank'ta çalışmış bir genel müdür. Bir gecede lağvetti bu markaları. Bu kadar harcanan. Bir de hatta şu 3 milyon, 2 milyon dolara mı ne çizdirmişler bunu. Şu hani işte ne zamanla 2017 mi ne bileyim, karışıyor hepsi. Yani bak 2013. Ama şeydi bu dönemde, ya aldığı borcu dağıtıyormuş diyen vardı. Ama hani onu takan var mıydı bilmiyorum. Vardı herhalde. Yani o yüzden Twitter pek aman hissenet öyle ya çok da bir şey yoktu denecek bir yer değildi. Ben zaten şeyin başında geziyordum abi. Ali'nin yerinde falan gezmiyordum yani, işte yok diyordum ben zaten. Yani Tofaş'la falan bakıyordum açıp. Bütün hepsini sıradan bakıyordum zaten. 2017'de sıfırdan forum açılacağız deyince ben de hiç sallamadım. Ta ki 2019'da işte Pergamon'da 24 ayda paramı geri alana kadar. Yani öyle Ali'nin yeri, Veli'nin yerine falan takılmamıştım ben zaten. Yalnız bunlara ben baktığım, ben hatırlamıyorum mesela. Aradan geçmiş 8 yıl. Hatırlamıyorum ama işte meğer bakıyormuşum. Bak toplam satışa milyon euro. Bu da mesela euro yapmış, tamam mı? Yani şimdi bu kadar milyon euro satışı var mıdır? 10. Hani 28 milyar satışı var mı Tofaş'ın? Bakalım. Toasso. Yani böyle bir kesim oluştu. Hani ne Toasso'dan anlayan ne de Tofaş'tan anlayan, böyle bir acayip bir kesim oluştu ve birbirlerini kastı bunlar, tamam mı? Hani ne Türk Traktör'den anlıyor ne Trak piyasasından anlıyor. Böyle karışık. İşte seans izleyen yatırımcı. Ya 1 milyon, yani 10 bin lira 1 milyon oluyor. Tamam olmuş. Burada da olmuştur. Bak Tofa. Ama arada para alamıyorsun. Ya bir arsadan para alabiliyor musun? Bir de şey var. Arsa alır gibi düşünün. Yani bu hisse senedini arsa alır gibi düşünün diye herhalde hiç arsa almamış hayatında. Ya arsa da zaten iki kere fiyat oluşuyor. Bir sene alırken bir de satarken. Arada 5 yıl mıydı? 5 yıldan
Hiçbir şey alamıyorsun ki arsadan. Bak satışlara bakalım. Pardon, bu yıllığa bakalım. Yıllığı nerede bunun? Yıllığı burada işte. Bak mesela olmuş lan. Pardon abi. 8 yılda, yani 8 yılda aynı euro bazında. Pardon. Yani şey. Aa bak. Satışlar düşmüş ya. Alınmaz mı? EBITDA. Ya EBITDA falan ben bakmıyorum ama yani bir sayı da şey yapmak lazım. Çünkü ya bir de şey var. Mesela earnings before interest, tax and amortisman işte. Depreciation ve amortization öyle bir şey bunun şeyi. Hani şu hani amortisman ne? Yenileme maliyeti. Yani yenilemeyi hani Putin mi yapacak? Moskova'dan mı gelecek onun parası diye ama yani bu borç bitmeyecek zaten. Hani bu şey EBITDA çok önemli. İşte fabrikayı söküp arsasını satacaksan önemli. Ama zaten hani Koç Holding'in firmasının borcu hep yenilenmezse zaten Koç Holding gider ya. Yani. Hepsi birbirine zincirle bağlı olduğu için. Ha pardon, net karı mesela 2 milyar net karı var mı? Şimdi kesin vardır ha. Aa yok. Pazar payı toplam %10. Bak pazar payını da düşürmüş. Aa adet bazında satışlar düşmüş ya. Bak kapasite kullanım oranı. Allah Allah. 2013 çok hızlı bir yıldı ya. Niye böyle olmuş ki? İstanbul'a karadan. Ha, hızlı feribotlu. Ya şimdi yani sabah buradan 9'da çıksan 11'de o 12'de toplantıya yetişirsin mi demek istemişler anlamadım. 400 bin adet. Zaten hani 400 bin adede falan çıkmıyor bu sene hızlı bir yılda. Mesela bu yıl hızlı galiba. Dur bakayım Tofaşka. Şeyde bir Mehmet Aşçıoğlu'nun yayınını okudum. Böyle fal bakar gibi böyle bir şey soruyorlar. O da bakıyor böyle şöyle. Böyle mesela 6 aydır para aldığımız yok. Nasıl şimdi Tofaş yatırımcısı nasıl tatile gidecek abi? Hangi parayla gidecek? Yatırımcı olmak zor. Hani şey de zor. İşlemci olmak da zor. Her şey zor abi. Bu piyasada kolay bir şey yok. Yani bu illa bir şurada geldiniz yani. Ha, oha burada niye bu kadar düşmüş ki? Bak ya zaten bu sert düşüş %3-3 mesela zor toparlanmış. Çünkü para girişi. Yani burada paralar çıkıyor. Pırt uçuyor. Hani zaten bak 66 günlüğün ortalamasında yani 63 aydır doğru düzgün para kazanılmamış burada. 3 ay önce olmuş olsan aynı şeye bakıyorsun. Ama burada mesela çok yukarıda falan hani. Paralar giriyor, paralar. Mesela burada da bir daha para girse gene çıkar bu buraya. Eski zirvesini delmiş diye bir daha bir para girse. Çünkü kenarda çok paralar var. Yani spekülatör dediğin adam şey değil ki. mesela gerçi onu bir de RTA Lab dosyası yapacağım. RTA ve şey taze kuru. Mesela abi spek yani bunun speyi zaten patronu tamam mı? Adam aracı kurum sahibi bak. Bir ay boyunca tavan açtırmış, tavan kapatmış herif zaten hani. Ben de şeyi anlamıyorum. Ya bu mesela bir aydır tavan tamam mı? Tavan aç, tavan kapa. Ya burada tavana yazıyorlar. Tavanla ya bok mu var yazıyorlar. Anlamadım ya. Şurada bir elimde bir şey yok. Bak burada da taban açmış, taban kapamış. Taban bir taban. Ya adam aşağılara bakıyor tamam mı? Kaç lot var? Zaten bir bok aldırmamış ki bir aydır. Hani adam kendi zaten. Bak 2,5 milyon lot işlem olmuş. Onun kademesine bak. Hepsi alış kademesinden ama. Çünkü alış gördüğü yerde çakmış, çakmış, çakmış. 4 lira. Gerçi bu 8 birer kademe mi oluyor bu? Evet, birer yok. İkişer kademe, beşer kademe mi yoksa? Bilemedim şimdi. Burada 80, ha, ikişer kademe. Bak şurada 84 var. 46 var. Yani 200 kademe çak Allah çak. Belki bir saat hani bir saat bile 10 dakikada. Çünkü adam yazmış alacağı. Yani ben şeyi anlamıyorum. Ya yani bok mu var burada 44 kademesine alış yazıyor küçük yatırım. Böyle kucağa alırsın işte. Sonra buralarda dallama. Buralarda yeni oyuncular. Yani bu bakması hani olmuşa bakmak dünyanın oha çok düşmüş ya 20 lira. Yani şurada almış olsan para üçte bir yani bu varant gibi. bak buralarda falan buralara
Oyuncu, burada yeni bir oyuncular. Burada gene buradan böyle bir şey yapar herhalde. Şöyle şık değil yapar yani. Ha, bu mesela. Bak mini ralli. Yani şu baba ralli, şu buzul çağı, bu mini buzul çağı. Hani bok mu var burada aşağıya kadar yazıyorlar anlamadım ki. Yani kendi mi yazıyor acaba? Sanmam ya burada kendin yaz. Ayrıca burada zaten malı toplam. Bak burada zaten hacim yok. Burada da gelen hani belki de şey tabi buradan görünmüyor da belki taban oldu. Sonra taban oha taban kalktı tavana kedi falan diye genel tabana kadar verdiler falan. Neyse ya bu böyle mesela şimdi bak yeni Linea daha Egea yok piyasada yani. Hatta şu Linealar da kayboldu abi bu. Yeni Doblo. Oo. Şu var. Fiorino. Fiorino'yu şöyle diyorlar. Mecebe diyorlar. Yoksa oo bak Formula 1 arabası gibi. Rüzgar tüneline sokmuşlar. Bayi o. Eskişehir'de fiyat. Jip yok. Biz fakir miyiz acaba? Bak Konya'da bile tek fiyat. Ulan böyle bir oyun vardı. Mesela bu Afyon. Bu ne? Bu Bartın mı? Bu mu Bartın? Antalya. Ulan böyle bir oyun var. Bu Karaman mı? Karaman galiba. Mesela Kırıkkale. Aslında Kırıkkale böyle Ankara'dan ayrılmasaymış. Bolu. Bakayım. Aa, bu ne lan? Bu Sivas mı? Aman ne Sivas'ı ya? Bu Zonguldak değil. Burada niye bayi yok? Her yere bayi koyun abi. Neyse bunu ben şey yazayım. Konya'da niye gerçi Alfer'e almazlar herhalde. Çünkü hani Müslüman çocuğu yiyen şey yılan mı oluyor öyle bir şey diyorlar ya. Lança koy abi. Lança alırlar. Mesela Fiorino Kargo, Fiorino Kombi Mix. Ben şeyi seviyorum ya Doblo'nun yüksek tavanlısı oluyor ya şöyle bir yüksek mesela bu mal veriyor işte şey gibi Peugeot Partner ya Mercedes'in hafif ticarisi pazarda segment lideri gene lideri abi mesela Tofaş nereden nereye gelmiş mesela ben de şey diyeyim mi alsaydınız ama mesela alsaydın mesela burada aldın tamam hani ne bu? 2000 2013 Ekim. Ne bu? 7 lira. Ha burada bak 2019 bak 7 liradan 700 bin liralık al 100 bin lot al tamam mı? Bak. E bak işte bak mesela 22 haftalık ortalamaya geldi mi satınca 700 bin 2 milyon. Yani 4 kaç yılda? 4 yılda yani. 4 yılda güzel para. Ama tabi buradan şeye giderek yani böyle bırt bırt bak mesela burada başa döndük. Haydi Sarbaşı. Bak. Şu seviyeye bak. Hani burada mesela bir de öyle hani yatırımcı olmanın o zorluğu var. 3 ay geçiyor aradan 100 bin kâra bakıyorsun 100 bin lira. Oradan 3 ay geçiyor kâr inmiş 50 bile. Hani bunu geriye doğru bakmak hani zaten 100 bin kar sana bakacak sen 100 bin lira senin için küsurat gibi bir para olması lazım. Yoksa işin psikolojisi tutmuyor. Yeni dine. Bir de bunlara böyle kuş işte teneke yürüyen tabut falan diyorlar ya ulan. Bir de bu tarihte şey de döviz de düşük olduğu için ekşide gerçi ilk geçen seneye kadar ekşide şey vardı. Ulan ben senin içinde o sürdüğün arabayı alır mıyım falan diyorlardı. Hani güya sıfır alacak ya beyimiz. Abi şurada yabancı oranı vardı ya dur bakayım. Bak Eylül ayı itibariyle sordu ve dolaşımdaki %89'u. Bugün kaç? Dur bakayım hemen. Aklımda değil de %39 olabilir. Şurada daha iyi yazacaktı ya. Bunu 2009, 2013, 3 aylık bu. %89, bu da 89, pardon. Aynı. Bu 5 Mayıs, pardon. 2013 Mayıs, bu 4 ay önce. Dur bakayım, şurada. Yobancı Urani.
Bu yabancı oranı şey güzelmiş ya. Ben bunu geç keşfettim. Denk geldim yani, bilmiyorum. Keşif sayılmaz. %50. 50'de. 87'den 50 yani. Ha, bu arada TÜPRAŞ'ın genel müdürlüğü de İstanbul'a taşınmış. Aa bak, iyi insan lafının üstüne gelir. Ya ben bu tarihte hani buna baktın mı desen hayır derim. Yani ben TÜPRAŞ sunumlarına 2016, 2017'de falan başladım derim, ama bakmışız işte. Kapasitede bu mesela, bu sunumlar da gittikçe iyiye gitmiş abi. Bu bir şey görünmüyor yani burada hani. Burada mesela, burada daha iyi tabii de. Hani bu şirketlerin sunumları da gittikçe daha iyiye gidiyor. Ha, şu var bak. Petrol talep projeksiyonu 1 milyon ton. Ha, 2020 mesela hiç böyle olmadı mesela, 2000 yerde. Buraya kadar tutabilir. Ya şey işte, onun için diyorum hani. 3 yıl sonra şurada olur diyorsun. Tak, 1 yıl sonra geliyor. Ondan sonra diyor, o zaman da diyorsun ki yani daha gider. 3 yıl sonra bir bakıyorsun aynı yerdesin falan. Bu alacağım tutacağım diyenler hiçbir şey tutmamış. Oradan belli yani. Hani hatta geçen bir tweet gördüm. Bu FK'lar bana 2009, 2018, 2019 hatırlattı. O zaman da böyleydi falan. Adam o dönemi hiç yaşamadı, oradan belli. Hani bakıyor FK'lara. Gene 5, gene 5 falan böyle. O zaman yani 2018-2019'da hem karlar düşüyordu hem fiyat düşüyordu. Yani çok iğrenç bir şeydi yani. Yani şimdi altta karlar patlıyor. O yüzden o sayı düşüyor. Hani fiyat o kadar gitmiyor. Alttan karlar patlıyor. O yüzden öyle. O dönem daha kötüydü. Hem fiyat düşüyor alttan hem kar düşüyor. Yani katmerli düşüyor FK. Bu mesela, bu diğer ne acaba? Başka bir şey kalmadı ki abi. Jet yakıtı, motorin, fuel, oil, asfalt, diğer. 1 milyon ton. 37, bu şey mi? Pazar büyüklüğü mü? Petrol ürünleri talep projeksiyonu. Mesela ben bunu bir kaydedeyim. Bakayım bu sene 2020'de pazar ne olmuş? Bu tutmuş mu? Böyle bir kere böyle paralel falan gitmedi herhalde hiçbir şey. Benzin mesela, bak. Benzin, fuel oil bitti. Gerçi fuel oil buraya kadar geldi galiba. 2015'ten itibaren bitmedi de. Asfalt büyümüş. Mesela asfalt büyüdü mü bu kadar acaba? Pardon ya, bu diğer buymuş. Bu motorin abi. Mesela bu jet mesela bu kadar olmadı ya. Bu buralara falan geldi hani. 10 yıl önceye döndü. Motorin genişler. Ya işte 600 elektrikli araç satılmış. 300 bin benzinli araç, benzinli motorlu araç satılmış. Diyor elektrikli arabalar kalıyor falan. Gelir gelir. Ya 2010, bak bu tarihte 2012'de Fluence, elektrikli Fluence montajlarını ödü Türkiye'de. Bunun farkında mısınız? Tabii değilsiniz. O zaman lise şeydi o zaman. O zaman gidiyordun bankadan para alabiliyordun. Ya da düğünde takılan altınlar bitmemişti. Onları yiyorlardı. Hani şey, abi bu çocuk, yani bu çocuk ne yiyecek abi? Benim zengin olmam lazım. Yani yaşım 40. Yetmiyor abi falan. Hani abi şey gibi hani. Bak. Ruf öncesi, geri dön şey, fuel oil dönüşüm projesi o öncesi olduğu için Nelson kompleksite şu an 13 falan galiba, kendi aramalından şey öyle, mesela bir ham petrol tank, şimdi 12 tane, ondan fazla ürün tankeri var. 2 çarpı 11 ne ya? Ve mesela 1 değil 3 şu an. Bu depolama kapasitelerini bilmiyorum. O şimdi Suna var. Gerçi Suna varmış burada. Esra, Aylin, Karolin, Nevbahar, Fatma, ondan sonra Semaat. Ya bunlar normal şeyler abi. Bunlar, ben bakıyorum mesela Marin Trafik'ten, tamam mı? Bunlar normal şeyler yani hani. Yok, ben gümrük kayıtlarına baktım. Ya çok, onlar açık bilgiler zaten. Bunlar normal şeyler. Bakarsın ya, yaz. TNB, gerçi kapsama alanı dışında diyor. TNB, pardon. Semaat Ersel, işte Sadber Kanım, Sadber Koç,
Vehbi Koç'un dayısının kızı, aynı zamanda eşi. Akdeniz, yani şimdikiyle aynı işte bak. Mesela o zaman da 2013'ün birinci çeyreği niye acaba mesela? Birinci çeyrekte hep düşük bak. Ya hakikaten bak, şimdi birinci çeyrek deyince aklıma geldi. Çok şey var ya. Gurbetçi. Ve hepsinin de arabası böyle, yani bak bir bakıyorum C63 Brabus falan var böyle, hani işte X5M falan, hani bu benzin içiyor hani. Ha diyorum güzel güzel güzel. Güzel. Yurt dışındaki Türkler çok güzel falan. Dünya yurt dışı bence benzin. Jetye, bunları karşılaştırmak lazım yanına açıp. Ben bir bakayım buna. Düşük KQ ve küçük giderme nedeniyle %13 artmıştır. Ürün ithala bak. Müşteri bazında. Tabi bir de şey var. Bak, özelleştirme 2006'da. Özelleştirmeden sonra 7 yıl geçmiş. Oradan da, ve bu tarihten de 8 yıl geçmiş artık. Yani Koç'taki süresini ikiye katlamış şey. Neyse bak, Türk Hava Yolları. Aa, bu da Türk Hava Yolları'ymış. Ulan ama çok şey bakmışım ben ya. Hiç bunları hatırlamıyorum ha. Şey gibi gerçi bu da. Dio Boya yatırımcı şey gibi. Ekaterinburg. Bak, Ekaterinburg uçmuyor ha, uçuyor. Yo. Novorossiysk. Ulan Bator. Neyse. Allah Allah. Bunları ben hiç hatırlamıyorum ya. Herhalde sadece indirdim. Şey var ya, rapor. Geçen ayın aynı yıl dönemine %148 arttı, vay anasını. Bir önceki yılın %10 üzerinde 932 bin tonu soğuk sıcak muamele olmak üzere. Ya bu mesela güzel bir şey. Bunun sayesinde tankerleri falan anladım yani, biliyorum mesela bu. Bir yani 3 ayda Erdemir çalışsan, Ereğli çalışsan çelik piyasasını anlarsın abi. Hani Warren Buffett diyor ya, o bildiği firmaları alıyor falan diyorlar ya, bildiği o işte yani hani. Ekosisteme hakimlik. Yani bir mahallede backlanış varsa hani o mahalleyi bilmen lazım gibi. Bak mesela burada öz kaynaklarını arttırmış. Ama dedim ya, fiyat düştü sonradan. Neyse şey, bir de olmuşun üstüne konuşulduğu için mesela torunlar o dönem Deniz Yatırım Ortaklığı Deniz GYO'ya döndü. Benim de gözüm şeydeydi, şu Torun Center var şurada. Şimdi Denizbank kullanıyor. Dedim ki bu Denizbank alır bu bina yani. Çünkü Denizbank şurada bak. Ya burada bir fotoğraf vardı ya. Şu mu? Yok, bu değil. Bu Skyscraper diye bir forum vardı. Bunların hepsi mimar. Mesela şu. Şu TMSF benim bildiğim. Birleşik Fon Bankası mı ne işte, TMSF. Şunlar Tatlıcı Kuleleri, şunlar Zorlu Center. A Denizbank'ta bu, buraya taşındı. Yani burada ne bileyim katların %80'i Denizbank galiba. Hatta ben bir genel kurula gittiğimde buradan böyle aşağı yürümüştüm buraları. Sonra buradan yukarı yürüdüm. işim yok yani, işim yoktu. Buradan bir aşağı, bunun ilerisinde de şey var. Torun Center var. Bu Torun Tower. Burası İmar Bankası'nınmış. TMSF bir arkasına el koymuş yani. İmar Tower diye bir proje çizdirmiş şey. Ha bak, Denizbank. Eski Denizbank. Bu yeni Denizbank'ta. Bu şey ol. Bu da Kart Finansbank'tı galiba. Bak, Finansbank yazıyor. Sonra Finansbank Soyak Kule'ye gitti. İşte benim gibi köylülere şehir gezisi genel kurum. işte tek başarımız bu. Ha bir de şey var mesela, bu mesela PDF'lerin isimleri böyle oluyor bazen. Şimdi son dönemde gözüme çıkmış mesela tütün mamulleri, alkol içecek düzenleme, ama içeride torunlar geliyor var. Bu niye böyle acaba? Bunu değiştirmiyorlar mı? Değiştirecek şeyim yok. Ya faaliyet raporlarını okuyun işte kardeşim, hani
Adam faaliyet raporu çok önemli diyor. Sonra 8 sene önce faaliyet raporuna adını yazdırmış birine hiç sallamıyor bile. Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mı? Allah, böyle bir şey mi vardı lan? Tuna geliyor. Yani değişti desen, ha şey, Asya katılım. Aman boş ver ya. Aman abi. İşgeyo, Ankara ile bunlar sattılar galiba sonra İşgeyo. Güneşli Hizmet. Bunlar hep İşgeyo. Ya mesela GEO'lar kolay abi. Nasıl kolay? Böyle işte yani. Mesela ben bu raporları okumam sayesinde bir kere de aldım işte. Fazla masraf yapmadan. Yani şimdi kullanmıyorum. Sadece astım. Babam da her gelene söylüyor yani. Bizim oğlan da Gayrimenkul değerleme lisansı aldı falan diyor. Hiç alakası yani, sadece aldım. Astım. Astım duvara. Yani bende de var. Yani okulu bitirdim. İnşaat mühendisi oldum. Onu söylemiyor. Gittim bir Ankara'ya, tam alt sınırdan bir lisans aldım. Onu herkese söylüyor. Emlakçıya bile söylüyor. Lisans sahibinin emlakçılık yapması yasak. Hem de kesin, yani kesin bir dille yasak. Bunu da hissenetten bulmuşum galiba. Bak şimdi Gentaş duruyor mu ya? Ben Gerel'le Gentaş'ı karıştırıyorum. O yüzden Gentaş. Bak Gentaş Genel Metal. Of. Amcacığım inşallah duruyordur. İnşallah duruyordur yani. Bak aylığa çevireyim. Gözüm karardı. Böyle bakıyorsun, tamam mı? Böyle bakınca tabii ulan buralar çok ucuzmuş ya falan diyor. Ama mesela böyle çek. Yani mesela böyle çek. Bu ne abi? Buralarda bir şey kazanmadık ki falan olursun böyle, tamam mı? Hani şu mesela. Ya da şu mesela, dur. 250 aylık 250 aylık ortalama oluşmaz ki burada. Bak oluşmamış. Daha 250 aylık ortalamaya daha var. Mesela 66 aylık ortalamasına eşit. Yani 66 ay nerede? 5 aydır yatay aşağı yukarı denilebilir yani. Bak bu kiminse artık bilmiyorum. Çeyrek satış miktarı geçer. Bu ne zaman? 28, 27, 27 Aralık. O neydi? 17 yani 15. Bak çalışmalarımız devam. Oha, bir günde kaç tane dosya indirmişim lan. Bak çalışmalarımız devam ediyor. Yorum. Ya ben o zamanlar zaten endekse falan bakmazdım. Böyle şirketlere falan bakardım. Endeks ne ki yani? Hani Garan 3 puan koyuyor. Bir ötekisi bilmem kaç puan götürüyor. Yani endeks nedir? Hiçbir şey. Yani önemli olan şirket tanımak. Hani buralar. Her şey diyordum. GEO kolay. Niye? Bakıyorsun. Diyor ki arsa şöyle. İşte bunun değeri budur. Tamam hani şeyde bir makina mesela, şey raporu var mı? Hani işte Bayrak EBT tabanda bir makina var. İşte bu 1 milyon liralık malzemeyi koyuyorsun buna. Öteki taraftan işte kaç 3 gün sürüyor mesela. 1 milyon 100 bin liralık 1 milyon 100 bin liraya satılan malzeme çıkıyor. Ve bunu da işte şöyle şöyle satıyoruz falan denilebiliyor mu? Denilemiyor tabi. Hani makine değerleme şeyi olsa güzel olur. Maslak Petrol Ofisi. Bu da hani ne kadar para aldığı belli abi işte yani. Kira gelirini çarp 8'de. Kelepir 120 ile çarp. 96 ile çarp kelepir. 120 ile çarp ederinde yani. Ya bunun şeyi falan var mı? 28 Aralık'mış. Geçer. Bak hepsinden geçer not almış. Ama geçmiş mi? Bakalım. Pardon. Oh. İşte orta vadeli yatırımcı olacaksın abi. Uzun vadeli yatırımcı olup ne yapacaksın? Bak buralarda alacaksın. Buralarda. Yani orta vade. Bak. Hem de bu en kötü zamanlar ha, vay anasını. En kötü zamanlar yani bunlar. Ağustos, bak Ağustos'ta da düşmüş. Yani bir zahmet düşsün. Bakalım 2014'e gelelim. 2014. Ooo, vay anasını bak. Amcacım iyi ki inşallah tutmuşsundur bak. Ve bu düzeltilmiş fiyat da. Gerçi bir kat yapma yani %100 yapmamış yani hani.
amcacığımın para kazanması bak bir 5 ay sürmüş ya, burada bir ayda %20 var. İnşallah tutmuştur bu amca mı teyze mi artık. 7 yıllık 4. çeyreğe göre tahmini faaliyet kârı hesabı. Mesela o dönemde ilgimi çekmezdi böyle. Yani tahmin niye ediyorsun ki? İyi gelecek işte yani. Ya iyi gelir ya kötü gelir. Azınlık payı hariç çeyrek faaliyet kârlı. Geçer. Ulan bu da bak eksi gene geçer. Allah Allah. Çeyrek çeyrek faaliyet kârı. Neyse emeğe saygı artır hep. He bu tabii benim o zamanki bakayım neler varmış. İş girişim. Bak 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 tutsaydım iyiydi yani. Deniz Yatırım Ortaklığı, Akfen Gayri Ege'ye yol, Bolu Çimento. Fiyat 2.28. Tabii burada maliyet görünmüyor. Paranın 5'te 1'i Deniz Yatırım Ortaklığı'nda. Aksa Akrilik. Ya bu işte böyle bu dönem kaptan böyle bildirim mi geliyordu? MKK'dan mı geliyordu? O yüzden böyle 3-4 not almışım hepsinden. Bildirim gelsin diye artık kafa neredeyse. İşte şey bunlar yani işte o da güzel, bu da güzel falan. Hani bölmeyin parayı, bölmeyin diyor. Kendini görmediğimiz için. Ama adam ya parayı bölme. 2 tane 3 tane şey al yeter diyorsun. Lan senin dördün benden mi? Bak benim üstadlarım tam tersini söylüyor. Bir de öyle şeyler var ya. Yani bu da mesela Doğuş Holding bu Galataport ihalesini aldı. Bu uçtu. Yani hiçbir alakası yok. İki tane işte bir Gebze outlet var. Bir de başka bir şey daha var. İki üç tane gayrimenkul var içinde. Bu uçurdular bunu. İncek, Levent Arsalar, Tuzla, Ticaret ve Halk evi, Ataşehir arsa, bunları geç işte. Ya bunlar sayesinde sınavı geçtik işte. Boş. Onu da ben yapmayayım yani. Başkaları yapsın. BIST 30'un getir şampiyonları. İşte buna zoom yapılır. Ya bu şey zaten bu 6 ayda bu Pegasus şeyde Haziran ayındaydı galiba. Arzı yani 2013'te %90 diyor bak. Mayıs Nisan ayındaymış. İşte yılın sonunda hatta bak düşmüş bile. 43 ama bir daha 43'leri ne zaman görüyor? Aa ucuza da bak buraya düşüyor ya. Zaten bak burada 1 ay 2 ay yani. Ucuz abi. Yani hop burada satmadın. Yani görürsün şakayı. Yani burada boğarlar adamı. Yani burada aa ucuza da gidiyor. Ha gitti. Çünkü şey var. Buradaki adamın burada alıp götüren grubun adamın neyse vizyonu bu kadar. Vizyonu buraya kadar çıkarmak değil. Bu kadar. Buradan da veriyorlar. Buradan verdiler. Sen de vereceksin abi yani. Hani adamlar bir şey görmemiş ki. Hani ya Pegasus neydi? Ne oldu? Hani burada bile bak mesela şuradan şuraya bile 3 yıl var ya. Hani adamların timeline'ı yok ki 3 yıl. Hani bir şey gözle bakacak bir timeline yok. Alıcı gözle. Ya bak Pegasus neredeydi? Abi şimdi nerede ya falan diyecek şey yok. Burada zaten hani 2017 süpersonik bir yıldı zaten bak. Ha bir de şey oluyor tabii hani. Burada mal ucuz tamam mı? Hani burada 10 milyonla buraya girsen 3 kademe kaldırırsın. Ha bir de buralarda gir. Kaldırırsın yani. Daha fazla kaldırırsın. Hani bak buralarda ezdi geçti yani bu 3. havalimanı açılıp Atatürk kapanınca millet hadi bilemedi. Bak mesela ya bu pandemi düşüşünü benim yakalamam lazımdı ya. Sonra yani öküz gibi baktım abi. Bir de burada uçak düşmüştü yani. Pardon, pistten çıkmıştı. 3 kişi ölmüştü hani. Allah rahmet eylesin. Ya burada mesela abi bir satın varantı al ya. Hani burada mesela gerçi burada alırsan burada adamı boğmuşlar yani şey. Burada bütün uçaklar yerde aga. Burada %100 ya yani 25'ten al sana borsa hikayesi işte. 25'ten hani tam 65'e kadar bekleme. 50'de ver burada. Hani bu çünkü diğer haftada haftanın geri kalanında düşmüş. Sonra geri çıktı falan. Yani burada trafik nerede? Buradaki nerede falan. Ama burada ben hatırlıyorum. BNP Paribas buralarda güzel.
hedefler vermişti. Hakikaten de tuttu. Burası da şey, site aldı, site al verdi, satıyor. Bak buralarda düzen, hop buralara gitti. Yani tekniği mekniği yok. Alınacak, alacaksan al, almayacaksan bırak yani. Dükkanın önünü kapama. Neyse, Pegasus işte. %100 bu yarım yılda yapmış bunu yani. Bu da piyasa değeri galiba. 3 milyar. Tav 5 milyar. Tofaşık 6 milyar. Bu herhalde piyasa değeri ya. Enka İnşaat mesela. Çok. Şu an mesela bu 40 küsür. Bu da 60 küsür. Hani fabriklerine mi bakacağız ya? Yani, ne yapacağız? Hatta bak 2,5 lira. Hani alıp tutan varsa tamam mı? Allah bereket versin ya. Ne güzel. Hani neye göre alıp tuttuysan hani bize söyledi. Biz de nasip edelim. Yoksa o zaman alsaydın. Şu zaman alsaydın. Almadım lan işte. Bak İhlas Holding. Hani İhlas'ı gel. Koza. Yarıya düşmüş. Koz altın. Yarıya düşmüş. Asya katın. Hani bunları anladık hani. Tamam. 2013 yılının sonunda neden düşüyorlar belli. Migros. 100 bin lira, 75 bin lira, sonra 16'ya düştü, sonra 2019'da da 11 liraydı mesela, 13'tü, 11'e düştü falan. Metropet, en çok abi Galip Öztürk, %355. Bir de bu şey tabii, yılın birinden, metro mesela, dur bakayım. Yani yılın ilk gününden son gününe, belki arada %1000 yaptı yani. Metro. İsmi değişti galiba ya. Metro ticari mi oldu? Petrol. Mepet. Mepet miydi? Aa bak işte Mepet. Oo Galip Baba. Galip Baba ne yaptın ya? Dur bakayım. Oha. Bu bölünme mi ya? Bu ne bu? Anlamadım. 2013 yıl sonu. 2013'ün başı 1 lira. 2013 yıl sonu 3 lira. Bak buralarda 4 liraya git. En yüksek 4.69. Sonra adam burada parasını yaptı da buraya saldı. Bak bir yıl salmışlar. Bir yılın sonunda geri almışlar. Gene basmışlar falan filan. Benim kafam basmıyor şöyle böyle şeylere. Ulan polis sağ taraf yol verdi. Bunlar hala birbirine bakıyor bak. Allah Allah. En çok düşen biz Balıkesir. Antalya ne yaptın abi? Sıcak çarpmış. Gayrimenkul kaybettirmiş bak. Doğuş GMO. Bak dedim ya şey Doğuş Holding kaldı. Evet bak sigorta kazandı. Halka Arz bak gene Allah Allah. Halka Arz kazandırmış yeni. O zaman da diyorlar mıydı acaba? Gerçi 2013'te ne Halka Arz oldu ya? Pegasus oldu. Politeknik falan mı oldu acaba? Halka Arz gene kazandı. Şey zaten. Ben şimdi bakıyorum iki çeşit insan var. Bir 2017'de gelenler, bir de 2013'te gelenler. İkisi de zaten piyasanın zirvesi. Hani ikisinde de çünkü zaten sen bir yere yeni geldin mi? Değerli bir şey almak istersin. Çünkü onun değerini bilmezsin. Ha bu düşmüş bunun fiyatı yani. Ucuzsa vardır bir illeti dersin hani. Bak buralarda işte bak buralarda gelmişler. Eski zirve ne? Eski zirve kırılınca geliyorlar işte ha buralarda. Keklikler geldi. Al sana keklik. Al sana keklik. Buradan da ne bileyim eski zirveye iner herhalde. Eski zirveye inmeden tabii ben hisse bazı hani eski zirveye inecek artık hani. Çünkü eski zirveye inmeden dönmez abi. Yani zaten diyorum iki tip adam var. Bir şuralarda gelenler. Şuralarda. Bir de şuralarda gelenler var. Al sana Halka Arz işte. Yani ilk defa gördükleri şey diyorlar. Ah çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Nereye geçiyorsun ya? Yavaş geç. Bu ne? Onun dosyanın ismi de acayip. Ha? Abraj işte. Topu dikti abi. Abraj topu diker böyle. Para verenler parayı kesmiş abi. Ne var ya? Video bir saat oldu.